merhaba, evimin mutfağı, yani bizim mutfaktan süper top tutan tariflerle oluşturmuş olduğum süper menülerimle efendim Ramazan ayı için şovumuz devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki Ramazan ayında iştah yönetiminiz elinizde olsun. Diğer taraftan kilo yönetimiyle ilgili problem yaşamayın. Evet, diğer taraftan besleyici bir menünüz olsun. İşte besleyici bir menü dediğimiz noktada da hangi besinler giriyor devreye? Tabii ki bakliyatlar. Ben bu serileri çok seviyorum, biliyorsunuz her videoda da mutlaka belirtiyorum. Bu sefer bu 3 paketi seçtim. Yani kinoalı mercimek çorbası karışımı, Anadolu çorbası karışımı ve ezogelin çorbası karışımı. Eminim ki hepiniz benim gibi ezogelin çorbasını çok seviyorsunuzdur ama evde hani kendi başıma yaparken pek de kıvamını tutturamadığımı itiraf etmek istiyorum ama bizim mutfağın bu ezogelin çorba karışımı tam da kıvamında tutuyor. Suyumu kaynatmaya başladığımda yapacağım tek şey 1 litre sıcak suyun içerisine 1 paket ezogelin çorba karışımını eklemek. Hemen şöyle paketimizi açalım. Paketimizi açınca içinden sadece ve sadece ne çıkıyor? Bakliyatlar ve tavuklar çıkıyor efendim. Ezogelin çorba deyince de tabii ki de içerisinde neler olmasını bekliyoruz. Kırmızı mercimek, bulgur ve pirinç. Arkasında yazıyor. Önünden görünüyor. Avucumun içerisinde de o var zaten. Şimdi kaynayan şöyle suyumun içerisine ekliyorum bunu. Oldukça da renkler o kadar güzel gözüküyor ki eğer ki kırmızı mercimeğin rengi solmadıysa zaten o yılın mahsulüdür, tazedir, besleyicidir. Unutmayın. Bu önemli bir detay. Şimdi içerisinden çıkan bir alternatif de tabii ki de baharat karışımı. Bunu en son ekleyeceğiz. O öyle hazırlanırken ikinci tarifime geldi. 3 tane tarif hazırlıyorum biliyorsunuz. Anadolu çorba karışımıyla ne yapacağım biliyor musunuz? Güzel şöyle bir etli bir pilav yapacağım. Biraz da acılı olsun istiyorum. 250 gram kadar dana etimi çıkarttım. Sotelik. Soğanım var. 2 tane 2 baş soğan ve kırmızı acı biberim var. Şurada tavamıza 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyalım. Evet. Bu arada hemen soğanlarımızı böyle çok ince olsun istemiyorum. Ay şeklinde olacak. Zaten pişerken içerisinde eriyecek. Onun için böyle çok ince ince kıymanızı istemiyorum. İçerisindekilerle ilgili kısımda zaten dışından görüyoruz. Buğday, kırmızı mercimek, bulgur, yeşil mercimek ve çavdar var. Yani burada gördüğünüzde 2 tane kıymetli bakliyatımız ve 3 tane de tahılımız var. Şimdi bu karışımın içerisine et eklediğimizde ne yapıyoruz? Aslında hazırladığımız yemeğin protein kalitesini hem bitkisel bir taraftan hem de diğer taraftan, hayvansal taraftan kuvvetlendirmiş oluyoruz. Onun için böyle protein açısından oldukça kuvvetli bir pilav hazırlayacağım. Şimdi soğanlarım hazır. Evde Eyvan nasıl yemek yapıyor? İşte aynen böyle yapıyor. Evet. Soğanımızı şöyle kısık ateşte şöyle birazcık çevireceğiz. Bu arada acı biber. Kırmızı acı biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi var mı? Diğer taraftan renginden kaynaklı çok kıymetli bir antioksidan bağışıklığınıza da destek oluyor, unutmayın. Şimdi şöyle kavuralım. Bu böyle hafif kavrulurken yapacağım diğer tariften de birazcık bahsetmek istiyorum. Hani burada evet bir tane pilav yapacağız. Etli bir pilav yapacağız. Anadolu pilavı yapacağız. Ama birazcık da bu menüye böyle güzel bir salata eklemek istedim. Fresh bir salata olsun dedim. Hani severiz ya böyle pek bir kısır gibi bir şeyler hazırlamayı, mercimek köftesi gibi bir şeyler hazırlamayı. Tam da bu mevsimlerde kuşkonmazlar manavlarda görülmeye başlıyor. Karaciğer açısından çok kıymetli. Toksinleri vücuttan uzaklaştırmak adına da kıymetli ve çok çabuk pişiyor. Ne yaptım? Şöyle bu kinoalı mercimek çorbası karışımını haşladım. Bu sefer hani şöyle bir 10 dakika 15 dakika hafif bir diriliği kalacak şekilde çok su ile
ilave etmeden haşlayın lütfen. Haşladıktan sonra soğuttum zaten. İçerisinde neler var? Bu oldukça zengin bir karışım. İçinde kırmızı mercimek, yeşil mercimek, çavdar, bulgur, esmer bulgur ve kinoa var. Bu karışıma bayılıyorum. Liften oldukça zengin ve salata yaparken de bence oldukça lezzetli olacak. Şimdi bu haşlamış olduğum kuşkonmazımı şöyle ılırdım. İri iri. Çok böyle ince ince kesmenizi istemiyorum. Düşük kalorili sebzelerden bir tanesidir. Ve lifi de çok fazla olduğu için, bir de prebiyotik olduğu için böyle bağırsaktaki bakterileri oldukça fazla memnun ediyor. Ve toklukla ilgili de muazzam bir konfor sağlıyor. Şimdi bir de taze sarımsak aldım. Galiba bu süreçte oldukça bol miktarda sarımsak, soğan tükettik. Sarımsağı, soğanı zaten mutfaktan eksik etmeyelim. Niye? En başta bağışıklık için eksik etmeyelim. Taze sarımsak aldım ben. Şimdi bir 3-4 dişimizi, geri kalanını çünkü pilavın içerisine de katacağım. Şöyle ince ince kıymamızı istiyorum. O arada soğanımızı da bir karıştıralım. Soğanın böyle kokusu gelmeye başladıkça birazcık daha pişecek. Ondan sonrasında hafif bir direğini alacağım. Asla yakmayacağız. Çorba da o kadar kolay pişiyor ki ezogelinin de yavaş yavaş hazırlanıyor. Hepsinin bir arada pişiyor olması çok kıymetli. Çünkü ezogelinde böyle pirinç biraz diri kaldığında, mercimek pişmediğinde zaten bu birazcık onların gerçekten tazeliğiyle ve aynı anda paketlenmesiyle de çok ilişkili. O zaman istediğimiz kıvamda bir ezogelin çorbası yakalamak çok zor oluyor. Son bir karıştırdıktan sonra salataya geçiyorum. Ne yaptık? Sarımsakları ince ince kırdık. Şurada bir tane minik bir kasem var. Önce sarımsakları içerisine bir koyayım. Sonra bunun içerisine bir adet limonun rendelenmiş kabuğunu ekleyeceğiz. Sonra içerisine zeytinyağı, 2 çorba kaşığı kadar. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Bu arada birazcık da soğanı karıştıralım. Tam bu arada ne yapıyoruz? Tabii kırmızı biberler. Şöyle. Şimdi renk şahane oldu. Ne yapacağım? Elma sirkesi istiyorum. Bakın şu kadar bir ölçümüz var. Hop. Elma sirkesini koyduk. Ve limon suyu. Taze limon suyumuzu da. Çekirdekleri dibinde kalacak şekilde dökelim. Onu da karıştıralım. Şimdi hazırladığım sosumun öncelikle yarısını kuşkonmazımla bir araya getirmek istiyorum. Tamam mı? Bu noktada birazcık tuz da ekleyeceğiz. Evet. Şöyle. Bütün kuşkonmazlarından emin olalım şöyle. Evet. Hepsi sosla karşılaştılar ve oldukça mutlular. Şimdi sıra kinoalı mercimek karışımımız, saçlanmış olanın içine ekliyorum. Kalan sosumu ekliyorum. O arada burayı bir karıştırıyorum. Evet. Muazzam bir koku geldi. İşte bu noktada dana kuşbaşı, orta yağlı tercih ettim. Onu ekliyoruz. İri iri. Şöyle güzel çevirelim. Çorban hepsinden önce hazır oldu bu arada. Doğadaki haliyle bir paketin içerisine girmişler ve sizi bekliyorlar. Düşünsenize.
çorbaları. Kapağını kapatacağım. 2-3 dakika kadar böyle pişecek. Bu arada buraya gelelim. İşte şu anda gördüğünüz gibi kinoalı, mercimekli, kuşkonmaz kısırım hazır. Kuşlarım için şöyle koyalım. Birincisi hazır. Anadolu çorba karışımımızı açıyoruz efendim. Hop. İçinden yine baharat paketimizi kenara koyuyoruz. Direkt paketteki haliyle hiçbir şekilde yıkamadan içine döküyoruz. Hop. Bu hazırladığım tarif 4 kişilik bu arada. Oldukça doyurucu. Şöyle bir de bir arada çevirelim. Ve birazcık tuz. Evet. Şu sarımsaklarımı da içine ekliyorum. Üzerine çıkacak. Hop, hazır. Kapağını kapatacağım. Bir 15-20 dakika kadar orta ısıda, orta ateşte pişiriyor olacağım. Sonra sofrayı kuracağım ve tekrar karşınıza geleceğim. Evet, pilavım pişti. Etli Anadolu pilavı hazırladım size. Şimdi çorbam zaten dünden hazır gibiydi neredeyse. En çabuk o pişiyor gerçekten şimdi. Ama en son sosunu onun ekliyorum tabii ki. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı tavama koyayım. Onu da güzel baharat karışımından da içine ekleyeceğim. Şöyle birazcık ısıtalım. Baharat karışımının lezzetine bayılacaksınız. Şöyle koyuyorum. Ve işte o an. En sevdiğim o. Çorbam hazır. Şöyle çorbayı şuraya alalım. Pilavımıza bir bakalım. Pilavımız da hazır. Bir anne klasiği olan böyle tasın içerisine pilavı koyup ters çevirmece olayını yapacağız. Ki herkese eşit miktarda dağıtabilirim diye. Şöyle pilavımız hazır. Çorbamızdan da koyalım. Çorbamız da hazır. Evet, bu Ramazan'ın tok tutan menüsü hazır. Yine 3 tane tarif yaptık. Hem de bu güzel çorbalarla hepsinde bakliyatlarımız var, tahıllarımız var. Ve içerisine sebzelerimizi ekledik, etimizi ekledik. Yani evde ne varsa ekledik ve güzel, süper, tok tutan bir menü hazırladık. Efendim, afiyet olsun, tok tutsun. Hayırlı Ramazanlar.